Yok, olmayacak bu böyle. Dayanamayacağım ben artık. Pardon, bize kimse bakmayacak mı acaba? Hanımefendi, sıra var. Ne demek canım sıra var? Bizim durumumuz acil hanımefendi. Kızımın bacaklarında bir sorun var. Biz de bilmiyoruz ne olduğunu ama acil bizim durumumuz. Doktor müsait olunca hemen yönlendireceğim. Kızım, Gül, gelir misin anneciğim buraya bir? Gel kızım. Kızım, Gül, Gül anneciğim ne oldu? Ne oldu, yardım edin. Lütfen yardım edin. Kimse yok mu? Lütfen biri yardım etsin Gül. Anne ne oluyor bana? Bir şey olmuyor anneciğim, bir şey olmuyor kızım. Tamam tamam, geldim gel. Bacakları, bacakları tutmuyor. Tamam, gel bakalım. Hadi içeride bakarız şimdi. Gel anne sen de. Gel kuzum. Sen de refleks çekici çabuk. Geldim hocam. Buradayım anneciğim. Tamam gel kızım, otur bakalım. Hadi uzan şöyle. Tamam. Tamam. İsminiz neydi? Kızım Gül. Şenay ben. Bu sabah döndük Avustralya'dan. Babamız orada çalışıyor. Uçakta ayaklarım uyuştu dedi de ben çok oturduğu için sandım. Anladım. Orada çok dışarıya çıktınız mı? Doğa yürüyüşü falan. Yok, sadece bir kere pikniğe gittik. Anladım. Tendon refleksi yok. Gülcüğüm bak şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gözlerini sıkı sıkı kapatıyorsun tamam mı? Ama hiç açmıyorsun. Ben bacağına dokunacağım. Nereye dokunduğumu sırasıyla söyleyeceksin. Anlaştık mı? Tamam. Kapat. Sağ ol son. Güzel. Aç gözünü şimdi kaldırma elini bakalım bacağını. Selvi, doğru arıyorsun. Kan tahlili, hemogram sedim, idrar tahlili, beyin ve omurilik MR istiyorsun. Bir de isilik ve böcek ısırığı var mı? Bütün vücut taransın, tamam mı? Tamam hocam. Olur söyleyin, felç mi oldum? Yani belirtiler şu anda onu gösteriyor ama bir şey söylemek için çok erken. Uçakta çok oturduğu için sinir sıkışması da olmuş olabilir, tamam mı? Hocam, ambulans geliyor, acil gelmeniz lazım. Tamam, başlıyoruz. Bakın test sonuçları çıksın, geleceğim, tamam? Tamam, tamam. Hepsine birden nasıl yetişeceğim? Yardım edin ne olur. Tamam yardım. Sakin olun, hocalar gelecek şimdi. Gül! Kızım kendine gel ne olur. Gül anneciğim nefes alamıyor. Nefes alamıyor ne olur. Gülcüğüm tamam, nefes al. Sakin olun hanımefendi, sakin olun tamam. Gülcüğüm nefes al. Yardım edin. Kendine nefes al. Ne olur. Sakin olun, sakin olun. Gül. Doruk bir bak. Kızım Gül. Gülcüğüm elimi sık şimdi. Sık elimi. Tamam, kolları kaldırıyoruz şimdi. Felç omurgaya tırmanıyor. Aç eli hanımefendi, tamam, dışarı al. Tamam, tamam hanımefendi. Ne olsun? Lütfen! 10 miligram etomidat ve 50 saks. Çabuk 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 durun. Tamam hocam. Ne olur çık kapatın. Anneciğim ben buradayım. Çek, 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 çek. Ben buradayım, ne olur çıkmayın. Yardım edin, ne olur. Yardım edin. O ne? Ay boğazına mı sokacaksınız onu? Ay Allah! Bu doktorlar işini yaptı lütfen yardım. Allah'ım Gül anneciğim buradayım ne olur iyile. Lütfen yardım edin ne olursunuz tak, yardım tak, edin. Tak. Lütfen yardım edin ne olursunuz yardım edin. Gül ne olur kızım. Tamam, tamam tamam. Gül buradayım kızım ne olur kendine gel ne olur anneciğim. Felç oldu değil mi? Felç oldu kızım. Maalesef öyle görünüyor. Ya niye, niye? Neden ama? Bir omurilik testi yapacağız. Orada daha net belli olur. Ay Allah'ım. Laboratuvarla da konuştum. Sizi ön sıraya alacak. Felç oldu kızım. Felç oldu. Ay Allah'ım. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ay. Ay. Yani o test bize aslında... Bilmediğimiz bir şey söylemeyecek. Ağır metal zehirlenmesinden kaynaklı egzotik bir enfeksiyon da olmadığına göre nesi var bu kızın anlamıyorum.
Biz gene GBS üstünde duralım. Ayvik ve plazma ferez başla, tamam mı? Tamam hocam. Bak. Buyurun hocam. Hocam çok stres yapmayın ya. Buluruz nesi varsa. Ne diyorsun oğlum, ne stresi? Ayağınızı öyle titretince ben dedim herhalde fazla stres yaptı Tanju Hoca. Stresim falan yok. Bir uyuştu, bir tuhaflık var sadece ondan. Anlamadım ben de. Neyse sen git bak kıza, hadi. Tamam hocam. Hocam. Ne vaziyette kız? Umurilik testinden hiçbir şey çıkmadı. Metal zehirlenmesi de değil. Solunum? Basınç desteği hala 5. Yani nesi var bu kızın? Biz neyi kaçırıyoruz? İlaçlara biraz daha zaman tanısak hocam. Çok hızlı ilerliyor yalnız. Şöyle yapalım. İmmün süpresan başlayalım. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Hocam. Hocam iyi misiniz? Bacağım. Bacağımı hissetmiyorum. Kaldır beni, kaldır. Hocam koşun, Tanju Hoca felç olmuş. Testleri yapın çabuk. Yok. Böyle. Ferman yok. Zorlama istersen. Dur kalır mısın? Bir de şöyle bakalım hoca. Hoppa. Arabanın gazına basıyormuş gibi. Bas basabildiğin kadar. Yok. Hocam son zamanlarda bir hastalık geçirdiniz mi ya da bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir. Hayır, hasta falan olmadım. Hastaya uygulayacağın iğneyi acaba kendin uygulamış olabilir misin ya da bir sıvı takası falan? Ferman. CPR yapmadım. Bir tek Gül acilde bayılmıştı. Onu kucağıma aldım. Tek temasım o. Doruk, var mı belirti sende? Yok hocam, zımba gibiyim ben. Ne yani, bulaşıcı mı diyorsunuz? Yani bir tek sen felç geçirdiğine göre. Kıza ne tanı koydunuz? GBS hocam ama... GBS bulaşıcı değil. LP uygulayalım kıza. Aynı testlerin hepsini Tanju Hoca'ya da yapalım. Bir eşleşme var mı bakalım. Bir isteğin var mı? Testleri bir an evvel yapın. Ha bir şey daha. Bana Beliz'i çağırır mısın? Rica etsem. Bacaklarımı hissetmiyorum. Tamam.
Halledeceğiz. Ferman baktı mı? Test yapıyor. Tamam, ben ne gerekiyorsa yaptırırım ama sen sakin ol. Ben senin için ne yapabilirim, ne istersin? Vaktin varsa biraz kalsana. Tabii. Tabii. Ben geldim. Ay, rahatsız etmeyeyim. Ne oldu? Tanju rahatsızlandı dediler. Bir tür felç. Aa. Nasıl yani? Bacakları tutmuyor gibi yani. Aa. Ay, çok geçmiş olsun. Ay, tez zamanda iyileşirsin inşallah da ben ne yapayım? Ruslat Hanım. Ay ne? Aa, iki tane cerrahım var. Biri çolak, biri topal. Bu nedir? Cerrahiye bak. Üf. Boş ver, boş ver. Hayır, boş vermeyeceğim. Boş vermeyeceğim Tanju, bekle. Vuslat Hanım. Bana sen diyebilirsin, izin veriyorum. O zaman bana bak Vuslat. Senin derdini dinledim. Seni anlamaya çalıştım ve sana bir şans verdim. Ama artık sen de insanlığını takınacaksın. Biz burada birbirimizi tutarız. Birbirimize asla böyle davranmayız ne olursa olsun. Hmm. Bazen bir aralanıyor şu asaleti. O mağrur, o aristokrat hallerin bir gidiyor. İçinden böyle dişli, kuvvetli bir kadın çıkıyor ya. O zaman bayılıyorum ben sana. Ama ben sana hiç bayılmıyorum. Çok üzüldüm. Ay, umurumda mı sanıyorsun? Bak, ben sana bu hastaneyi yükselteceğim dedim, yükseltici. Şimdi sen onun için hemen içeriye gidiyorsun. Ne yapıyorsun, ediyorsun? Benim cerrahımı iyileştiriyorsun. Tamam mı? Yoksa onun yerine de alırım birini, ona göre. Kusura bakmasın, çok saçma bir tepkiydi diyor. Severim senin o tatlı yalanını. Daha hiç modumda değilim. Peki. Sen söyle o zaman, doktor olan sensin. Kalıcı mı bu? Sebebini bulamadıktan sonra bunun bir cevabı yok. Her şey olabilir. Test sonuçlarınız hocam. Var. Neymiş? Maşallah var. Da. Bir şey yok bunda. Nasıl yani? Toksikoloji, kan tahlili, omurilik, beyin amarı, hepsi normal. Ama bir çeşit toksin olabilir mi sizce hocam? Hangi toksin mesela oğlum? Tam emin değilim ama bir çeşit toksin olmasından şüpheleniyorum. Doruk, söyler misin hangi toksin bulaşıcı? He? Hocam niye kızıyorsunuz bana şu an? Sen de karşımda saçmalayıp durma. Tanju tamam, onun suçu değil. Diğer ayağımda uçtu. Felç yukarı tırmanıyor, bu da karşıma geçip saçmalıyor. Hocam bana niye kızıyorsunuz şu an? Ben mi felç yaptım sizi? Yeter. İkiniz de sakin olun. Doruk, Ali'yi çağırabilir misin lütfen? Ali'yi çağırdığıma hiç bu kadar sevinmemiştim. Bak, hala uzatıyor. Tanju, sakin ol. Tamam. Bulacağız neyin olduğunu, tamam mı? Lütfen sakin ol, lütfen. Müzik
Olmuyor değil mi? Doruk, bir cımbız alabilir miyim? Ne oluyor? Teşekkürler. Bakın, beyin hemorajı. Bakın burada. Ben de ilk gördüğümde ben sanmıştım. Ama değilmiş. Ne oluyor? Bir saniye hocam. Aa, şimdi geçecek. Kıpırdamayın. Hop. Bakın burada. Ne o öyle? Kene. Ben lay mı oldum şimdi? Hayır. Kene sebebiyle paraplejik oldunuz. Nörotoksin salgılıyor. Acilde hastayı kucağınıza aldığınızda geçmiş olmalı. İyi de kızda felç ilerledi. Evet. Çıktıktan sonra birkaç saat sonra o da kötüleşir. Daha bitmedi mi yani? Hayır. Bitmedi. Ama felç kütleye bağlı. Yani sizin vücudunuza o kadar hızlı ilerlemeyecek. Merak etmeyin. Yine de geceyi hastanede geçirmeniz gerekir. Gül de iyi olacak. İkinize de geçmiş olsun. Bak. Hocam size gerçekten Avustralya'dan bir suikastçı gelmiş buraya kadar. Ben bunu hemen hapse atıyorum. Ya o kadar tatlıyım ki yani. Yani ben de kene olsam bana yapışırdım. Tamam, tamam. Kendine geliyorsun. Bütün gece hastanede mi geçireceğim ben şimdi? Tamam, ben kalırım seninle. Hatta şu çok seyretmek istediğim bir film vardı hani. Onu izleriz birlikte bu bahaneyle. Tamam mı? Hatta ne bileyim, istersen... Aa, ya keşke Leyla da burada olsaydı. Ya o kadar tatlı bir animasyon var ki. Bayılırsın. Tamam, o filmi sen... Ben ayarlıyorum o zaman. Bu gece izliyoruz onu. Sonra da üstünde konuşuruz zaten. Evet. Ne oluyor oğlum? Yatağı buraya almamı söylendi hocam. Kim söyledi? Şimdi bak bakayım buraya sen. Oğlum bir bak buraya. Ne? Aa. Bütün gece başında bekleyeceğim. Şu kadarcık lüksüm olmasın. Olsun. Değil mi? Aa. Bayağı rahatmış bizim yataklar. Peki benim de bir lüksüm olsun mu? Ne gibi? Bir konuda gerçeği söylemek gibi. Peki. Hani ben bugün senin yanına geldim ya. Ben kaskı falan aldım. Arkadaşız dedim. Başıma bir şey geldiğinde... İlk görmek istediğim şey senin yüzün oldu Beliz Hanım. Fark ettim. Ya ben sana bildiğin yalan söyledim galiba. Arkadaşız falan derken... Ya ben hiç öyle hissetmiyorum. İtiraf etmeliyim. Lütfen bir şey söyleme. Senin için değişen hiçbir şey yok. Hayatını elbette istediğin gibi devam ettirebilirsin. Ben sadece samimi bir şekilde kendi hislerimi seninle paylaşmak istedim. Bu kadar. Bu kadar.
Evet. Bir şeyler yiyelim mi? Yani istersen dışarıdan, istersen hastane yemeği, ha? Dışarıdan söylersem çok ayıp olur. Kime ayıp olacakmış acaba? Ya kime ayıp olacak? Ben hemen hallediyorum. Evet. Hamburger. Cheeseburger, patates kola. Cheeseburger, patates kola. Büyük seçim. Kene miymiş? Olur şey değil. Kalıcı bir şey beklemiyoruz. Hatta felç iyiden iyiye geçmiş olmalı şimdiye kadar. Bir kontrol edeceğiz. Gücüm, bir kontrol edelim mi? Olur. Hadi gel bakalım böyle. Ayaklarını uzat, evet. Yavaş anneciğim. Refleksler geri gelmiş. Şükürler olsun. Beraber yürüyeceğiz şimdi, kalkın. Tamam. Ben yanında olacağım. Düşmeyeceksin, merak etme. Tamam. Gel bakalım. Yavaş. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Hadi anneciğim. Aferin sana. Şimdi bırakıyorum. Buradayım oğlum. Korkma. Ha? Anne bak, yürüyorum. Canım benim. Hop, tuttu. Sağ ol Doruk abi. Ne demek? Tercemci de iyileşir umarım. Benim yüzümden felç oldu o da. Hadi devam edelim. Hazır mıyız Tanju hocam? Hazırım. Tekrar yapsana. Hissediyorum. Şimdi bacaklara geçelim. Sen bacakları bırak. Beni ayağa kaldır hadi. Kalkabilecek misin? Kalkarım, kalkarım hadi. Pek tavsiye etmiyorum ama. Hadi, hadi ben de hadi. Düşeceksin çünkü diğer ayağını tutmuyor. Tamam. Süper. Kalkabildin. Bırak ben de, ben de. Ben de. Dikkat. Tamam, 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 tamam. Adım adım, tamam, sakin. Adım adım, yavaş. Sonuçta kalktın tek. Oluyor işte. Ferman, kalktım. Gördüm. Geçmiş olsun ikinize de. Eline sağlık. Yardım edebilir misiniz? Teşekkürler. Tamam. 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 Ben geliyorum, bunu kutlayacağız. Tamam, tamam. Tamam. Oh. Son tahlillerim mi? Evet hocam. Hepsi normal. Ver bakalım, ver bakalım, bakalım. Güzel. Hastam nasıl peki? Gayet iyi hocam. Ha. Gül. Gel canım. Hoş geldin. Geçmiş olsun Tanju amca. Teşekkür ederim, sana da canım. Hocam yalnız Gül biraz mutsuz. Aa, neden? Seni de hasta ettim. Olur mu kuzum? Bak sapa sağlamım. Ama şunu unutma. Adım adım iyileşeceğiz, tamam? Adım adım. Tamam.
Görüşürüz. Hadi bakalım. Hocam yardım... Oğlum sen niye benim etrafımda dolanıp duruyorsun? Ha? Hocam yardım etmek için. Şu günlüğünüzü vereyim. İsterseniz. Şuna bak sen. Fazla yaklaşmana gerek yok. Tamam? Hocam şöyle çok yaklaşmadan şu yakanızı dışarı çıkarayım da şeytan ayrıntıda gizlidir sonuçta. Tamam. Jilet. Senin beni demir gibi bırakıp gitmeyeceğin ne malum? Ha? Ben o çocuğa çok emek verdim. Beni deli ederdi ama çok emek verdim. Çünkü iyi bir çocuktu. Bir şekilde sevdim yani. Ve bana bir veda bile etmedi beyefendi. Hocam ben sizi bırakıp gitmeyeceğim. Söz. Öyle olsun. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.